Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 10 Ekim Perşembe. Güne Ay Balık burcunda büyüyen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde de Balık burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha hayalci, sınırlarımızı çok belirleyemeyeceğimiz. Çünkü balık enerjisi biraz böyle aşkın olma, mevcut olandan yükselme, işte bu egodan olabilir, işte egoyu aşmak, bir şeyleri aşmak uğruna çalışan bir güdüdür. Bu noktada o nedenle neyin somut, neyin soyut olabileceğine kadar zaman zaman sınırsız bir etki barındırabilir. Ama her şeyden önce barış yanlısı ve hayalci bir yaklaşımımız ön planda olacak. Günün ilk açısı 02.40'da kesinleşiyor. Ayın Mars'ta yapacak olduğu 150 derecelik açıyla saat 03.40'a kadar etkisini hissediyor olacağız. Birazcık stres yönetiminin zayıf olduğu, daha çok pasif agresif bir enerjinin ön planda olduğu bir açı bu. Hani eğer ki gecenin bu saatlerinde uyanıksak, hani şunu diyebilirdim, keşke böyle cevap verseydim dediğimiz anlar olur ya bazı zamanlar. Bu saat 01.40 ile 03.40 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi sanki böyle gün içerisindeki duruşumuzu, oluşumuzu sorgulayacağımız bir zaman dilimi gibi görünüyor ama çok da kendimizden memnun olmayacağımız bir enerji barındırıyor. 05.54 itibariyle bu sefer ayın Uranüs'te yapacak olduğu bir sekstil açı var ki ben ayın özellikle su gruplarında Uranüs'te yapmış olduğu bu kontağı seviyorum. Neden? Çünkü ay su gruplarındayken objektif olma yetisini birazcık rafa kaldırıyor. Yani duygusal olarak biraz daha yakınlık hissettiğim durum güdüde bir taraf oluşturma etkisi ve enerjisi barındırırım. Uranüs burada biraz daha objektif bir bakış açısıyla hareket etmemize sebebiyet verecektir. Özellikle 06.54'e kadarki zaman dilimi kararlarımız hususunda duygusal olarak değil de biraz daha mantığı da devreye alarak hareket etme güdüsünü ön planda tutacak. 06.24. Şimdi bu tüm günü etkisi altına alacak bir açı. Güneş ve Neptün arasındaki 150 derecelik açı. Netleşmek istediğimiz ama bir şekilde tam olarak kendimizi, kendimiz zaten net olamadığımız, etrafımızdaki insanların da biraz daha böyle puslu, sisli, olayları sanki bizi erteliyormuş gibi yaklaştığını hissedeceğimiz bir gün aslına bakarsak. Yarın itibariyle bu enerji bir noktada geri planda duracak. Artı şunu da belirtmek isterim, 150 derecelik açılar genellikle içgüdüsel olarak, yani somut bir enerji değil de daha soyut olarak kendimizle yaşadığımız çelişkileri belirtir. Burada Neptün ve Güneş arasındaki 150 derecelik açı, karşımızda gördüğümüz belirsizliğin aslına bakarsanız kendimizden kaynaklandığını gösterir. Tabii ki bu işin biraz daha derinleşmiş hali, siz de eğer ki astroloji hususunda biraz daha derinleşmek, daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Ekim ayı içerisinde biliyorsunuz ki derslerimiz başlıyor, temel astroloji derslerimiz, bu konuda başvuru yapabilirsiniz. Sonraki açımız 14.48'de kesinleşiyor olacak. Ayın Merkür'le yapacak olduğu üçgen açı özellikle öğle saatleri, yani 13.48 ve 15.48 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi, ifade biçimimizi kuvvetlendiren, konuşmak, kendimizi anlatmak, duygularımızı ifade etmek yönünde bizi destekleyen bir Merkür var arkamızda. Bu 2 saatlik süreç zarfında kendimizi ifade etmek yönünde rahat olabiliriz. Bu konuda girişim içerisinde olabiliriz. Ya da bunu geçin, bir şeyleri yazmak istiyorsak bu zaman dilimi yaratıcılığımızı da işin içine katarak, sezgilerimizi de işin içine katarak değerlendirebilecek olduğumuz bir süreç. Günün son açısı 20.37'de kesinleşiyor. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil açıyı görmekteyiz. İleriye gitmek hususunda birazcık geçmişte yaptıklarımızı göz önünde tutacağımız ama sezgilerimizi de işin içine katarak plan ve programımızı o yönde sağlayacak olduğumuz bir süreç. Akşam saatleri biraz daha umutlu, biraz daha hayalci, biraz daha yaratıcılığımızı da işin içine katarak plan ve programlarımızı revize edebilecek olduğumuz bir süreç. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.